Kıymetli öğrencilerim, Hayat Bilgi dersine hoş geldiniz. Doğada hayat ünitesinden devam ediyorum. Doğa olaylarıyla devam ediyorum. İnsanların kontrol dışında gerçekleşen mal ve can kaybına neden olabilen doğa olaylarına doğal afet deniyor. Özellikleri neymiş doğal afetin? İnsanların kontrol dışında olacak. Mal ve can kaybı olabiliyor. Bunlara, böyle olaylara doğa olayları diyorum. Ben kendim bunu yapamam, bir başkası yapamaz. Bu doğanın kendiliğinden oluştuğu bir durumdur. Bakalım özelliklere ve özelliklere göre de buradaki doğa olaylarıyla eşleştirme yapalım. Yer kabuğunun kırılması veya yer değiştirmesi sonucu oluşur. Evet biz bu olaya ne diyoruz? Ülkemiz biliyorsunuz bu doğa olayının, doğal afetin bir ülkesi nedir? Yer kabuğunun kırılması, yer değiştirmesi sonucu e, oturduğumuz binaların yer kabuğunun sarsılmasına deprem diyoruz. Şiddetli rüzgarlar sonucu oluşan hava hareketleri. Rüzgar zaten biliyorsunuz esen bir şey ama bu şiddetli olduğunda biz buna ne adını veriyoruz? Biz buna fırtına adını veriyoruz. Toprak kayması sonucu bitki örtüsü tahrip olur demiş. Toprak kaymasını gördüğümde aklıma tek bir doğa olayı gelecek bu da heyelandır. Yağmurun ve eriyen kar sularının geçtiği yerlere zarar vermesidir demiş. Evet düşünün yağmur yağıyor fazla fazla. Böyle göz gözü görmeyecek şekilde yağmur yağıyor ya da demin de söylemiştim karlar yağıyor. Evet çok güzel oluyor ama sonrasında eridiğinde hep her yer su oluyor ve fazla sudan dolayı sel oluşuyor. Dağ veya yüksek tepelerden koparak gelen kar kütlesidir demiş. Evet büyük dağlarda kar yağdıktan sonra büyük kar kütlelerinin tepeden aşağı düşmesi olayına ben çığ diyorum. Havanın hızla dönmesi ile bulutlardan yeryüzüne ulaşan bir fırtına türüdür demiş. Düşünün bakalım gözünüzün önüne getirin. Hızlı bir şekilde havanın gözünüzün önünde döndüğünü, çevresinin kendi etrafına döndüğünü düşünün. Biz buna ne olayı diyoruz? Hortum olayı diyoruz. Aşağıda e, hata yapılarak eşleştirilme yapılmış. Bize ne diyor? Bunların e, hangilerinde hata yapılmış bulun ve düzeltin diyor. Burayı size bırakıyorum. <laughs> Depreme hazırlanıyorum. Can ve mal güvenliğimiz için deprem öncesi ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Sadece deprem öncesinde değil, evet şey diyoruz değil mi? Depremden önce şu önlemleri alalım, işte deprem çantası hazırlayalım, vesaire böyle önlemler alıyoruz. Ama bu yeterli değil sadece. Deprem sonrasında da alınması gereken tedbirler, önlemler var. Nelermiş bunlar? Hadi bakalım hepsini tek tek işaretleyin. Evlerimizdeki dolapları duvara sabitlemeliyiz. Evet böyle ağır şeyleri duvara monte etmemiz gerekiyor. Bu öncesinde mi sonrasında mı yapılır? Öncesinde yapılır. Bulunduğumuz binadan çıkış planı hazırlamalıyız. Evet çıkış planını hazırlıyorsun. Plan ne demek? Önceden yapılan bir şey demek. O zaman bu da deprem öncesi yapılan bir faaliyet. Mutlaka bir deprem çantası hazırlamalıyız. Demin de dedik bunu. Ne dedik? Depremden önce yapılması gerekenler arasında dedik. Sarsıntı bitene kadar uygun bir yerde beklemeliyiz. Sizce bu önce mi yapılması gereken bir şey sonra mı? Düşünün burada sarsıntı bitene kadar diyor. Yani o an sarsıntı oluyor. Sonra sarsıntı bitecek ve sonrasında ee, bitene kadar da bekleyip sonra ayrılacağım oradan. O zaman bu deprem sonrası. Cam gibi kırılacak nesneleri dolapların altına yerleştirmeliyiz diyor. Evet yukarılara yerleştirirsek çünkü deprem anında başımıza, e, vücudumuza düşebilir. Bu da çok e, yanlış ve sakıncalı bir davranış bu yüzden cam gibi kırılacak eşyalar varsa dolapların alt kısımlarına yerleştirmeliyiz öncesinde yapılacak bir şey elektrik sigortası ile doğal gaz vanasını kapatmalıyız demiş evet doğru elektrik sigortası doğal gaz vanası böyle tehlikeli şeyler deprem e, için kapatılması gereken bir şey e, durum peki bu öncesinde mi sonrasında mı yapılacak düşünün depremden önce elektrik sigortasını doğalgazı gazı kapatırsanız bir işinize yarar mı hiçbir işine yaramaz. Zaten deprem ne zaman olacağını bilmiyorsun. Bu yüzden bunu gerçekleştiremezsin. Ama elektrik sigortasını, doğal gaz vanasını sonrasında deprem olduktan sonra ya da o anda hemen yapabiliyorsan kapatıp sonra önlemini güzel bir şekilde gene almış olacaksın. Çök kapan tutun çocuklar biliyorsunuz bunlar sık sık işlendi okullarda e, deprem anında yapmamız gereken e, bir davranış almamız gereken önlemin en büyüğü çök kapan tutun. Önce çöküyoruz. Sonra başımızı e, elimizi başımızın üstüne koyup e, bacaklarımıza doğru eğilerek çekiyoruz kendimizi ve aynı zamanda da yanında sığın yanına sığındığımız e, bu e, sağlam şeylerin nesnelere de tutunuyoruz çocuklar. Çök, kapan, tutun tekniğini mutlaka bilmeliyiz. Öncesinde, sonrasında bilmek hiçbir işe yaramaz. Kendimizi ve ailemizi koruyacak bir yer belirlemeliyiz. Bu da öncesinde yapılacak bir şey. E, çocuklar aklınızda bulunsun. Her mahallenin belirli bir deprem anında toplanabilecekleri büyük açık alanlar belirlenir. Bu ma e, belirlenen alanlara depremden sonra, deprem bittikten sonra Yavaş yavaş e, sakin adımlarla e, bulunduğunuz binadan çıkıp oralara gidebilirsiniz. Çünkü bu belirlenen alanlar etrafı boşluk olan alanlar. Yani üzerinize bir şeyin düşme ihtimali olmayan alanlardır. O yüzden kolaylıkla oralara gidip bekleyebilirsiniz. Bu da öncesinde yapılacak bir davranış. Çünkü belirlemeliyiz diyor. Gitmeliyiz deseydi sonrasında olacaktı. Kesinlikle asansörü kullanmamalıyız. Evet kullanmamalıyız. Ama ne zaman yapılması gerekiyor? Sonrasında, öncesinde kullanabiliriz tabii ki. Yani deprem olmadığı anlarda kullanabiliyoruz. Ama deprem olmuşsa eğer tekrar olma ihtimali vardır. Bu yüzden de asansörü kullanmak tehlikelidir, sakıncalıdır. Aile bireyleriyle önceden belirlenen yerde beklemeliyiz demiş. Evet, e, demin de söylemiştim. Genelde Depremle, deprem anında birlikte e, toplanılacak alanlar belirlenir ve buralarda bizim beklememiz gerekiyor. Beklemeliyiz dediği için bu sonra kesinlikle merdiven ve balkona koşmamalıyız. Evet, koşmamalıyız. Bu da depremden sonra, yani deprem anında yapılacak bir şey. E, merdivenler, balkonlar o anda deprem anında yıkılabilirler. Bu yüzden oralarda olmak. Sakıncalıdır çocuklar. Evden çıktıktan sonra belirli bir süre eve girmemeliyiz. E, bu da sonrasında yapılacak bir davranış. Evet hemen oralara girmemeliyiz. Burada da bir afiş çalışması yapmışlar. Afiş çalışması nasıl oluyordu çocuklar? E, böyle bir ikaz, e, bir e, hatırlatıcı bir kelime ardından da o e, konuyla ilgili e, çok belli onu o konuyu anlatacak özetleyecek birkaç gel, iki, cümle kullanılır unutma demiş önceden hazırlıklı olmak hayat kurtarır deprem değil tedbirsizlik öldürür deprem Evet öldürücü bir şey ama biz insanlar tedbirli olmazsak önlem almazsak eğer işte o zaman ölüm bizi bulabilir. Ama eğer biz elimizden geleni yaparsak ölüm riskini en aza indirmiş oluruz. Sizler bilinçli çocuklarsınız. Bu konuda elinizden geleni yapacağınızı düşünüyorum. Sizlere inanıyorum. Doğa olaylarına karşı alınması gereken önlemler. Evet nelerdir bunlar? Doğa olaylarına karşı alınması gereken önlemler. E, aşağıdaki doğal afetlere karşı alınması gereken önlemlerden bazıları verilmiştir. Bu önlemlerin hangi hangi doğal afetle ilgili olduğunu örnekteki gibi numaralandırarak eşleştiriniz demiş. Evet, bakıyoruz şimdi. Dik yamaçlar ağaçlandırılmalıdır. Bu hangi doğal afetin önlemi olabilir sizce çocuklar? Evet, bu çığın Değil mi? Çı, dik yamaçlar ağaçlandırılmalıdır. Neden ağaçlandırılmalıdır? Çünkü e, ağaç olduğunda e, bu şeyi tutacak, e, karların yere düşmesini engelleyecektir. Peki ikinciye bakıyorum. Çevrede ağaçlandırılma yapılmalıdır. Bu ne içindir? Evet, düz zeminlerde heyelan riskini azaltmak için... E, ağaçlandırma yapılmıştır. Dik yamaçlarda ağaçlandırma çığ için yapılır. Çevrede heyelan için yapılır. Kar kütleleri için destek duvarları yapılmalıdır demiş. Bu da çığ ile ilgili. Dere, akarsu kenarlarına ev yapılmamalıdır demiş. Ne ile ilgili bu? Evet, su ile ilgili olan bir şey ise sel ile ilgili. Binalar sağlam zeminlere yapılmalıdır demiş. Bu ne ile ilgili çocuklar? Tabii ki de deprem gerçeğiyle ilgili mevcut bitki örtüsü korunmalıdır. Bu ne? Hangi doğal afetle ilgili? Heyelanla ilgili. Bitki örtüsünü ne kadar zengin tutarsak heyelan riski o kadar az olur çocuklar. Evde devrilebilecek eşyalar duvara sabitlenmelidir. Demin de söyledik. Hangi doğal afet bu? Deprem doğal afeti. Şiddetli rüzgarlarda çatı altlarında durulmamalıdır. Neden bunu söylüyor. Çünkü bu olay bize fırtına olduğunu gösteriyor. Akarsu kenarlarına duvarlar yapılmamalıdır demiş. Neden yapılmamalıdır? Çünkü sel geldiğinde bu duvarları yıkıp geçebilir diyoruz. Evet, bu dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. İyi günler diliyorum.